Zihniyetin anlayışına bağlı olarak gelişiyor bütün bu sorunlar. Ve eğer gerçekten bir emek, adalet mücadelesi vereceksek, ekmek ve adalet için yollara düşeceksek, bütün sorunların birlikte çözümü için bir mücadele vermemiz gerekiyor. Ben ürettiğimiz artı değerin küçücük bir toplumdaki mutlu azınlığa servet transferi şeklinde aktarılması dışında başka bir şey yaşamıyoruz. Merhaba. Birleşik mücadele meselesini gerçekten çok önemsiyoruz. Çok uzun zamandır İstanbul'da Emek Özgürlük İttifakı'nın bileşenleriyle bir araya gelip bunu nasıl genişletiriz diye aslında merkezi olarak da böyle bir çaba olduğunu biliyoruz ama onun öncesinde de hatta bu konuda önemli somut adımlar attığımızı da söyleyebilirim yani İstanbul'da. Evet, arkadaşlarımızla. Dönüşmeyecek ya da biraz olgunlaşarak gelişmesi lazım. Yani Türkiye Sol Sosyalist Hareketi'nin böyle birleşik bir zemin yaratma, buna ilişkin çeşitli adımlar, birlik zeminleri çok denendi, çok oldu. Hala da denemeyim. Ama yani bu sefer işi biraz daha gerçekçi ve esas hedefi de yani sonu kendi iç tartışmasının dışında görmek lazım. Ekonominin, kadın kırımının, çocuğun istismarının, hayvan kırımının yani bir bütün toplumsal sorunlarının tek bir kaynağı Kürt sorununun demokratik çözümsüzlüğü. Ve bu çözümsüzlüğün başlıca aslında çözümsüzlüğü ortaya çıkaran bir devlet aklı ama aslında çözüm olan İmralı gerçeği ve Sayın Abdullah Öcalan gerçeği. Onun üzerinde uygulanan ağırlaştırılmış mutlak bir tecrübe ve 43-44 aydan beri de hiçbir şekilde cevap haber alınamama hali var. Yani katılım meselesi değildir bu. Evet, daha da güçlü katılalım. Çok daha fazla Ahmet'e gidelim. Ama onun ötesinde İstanbul'un sokağında sokak sokak, iş yerlerinde iş yeri iş yeri, bütün evlerinde ev ev bu mitingin anlamını ve tecritin anlamını çok iyi anlatmalıyız. Herkesi topyekün tecrite karşı, savaşa karşı, bu zulme karşı harekete geçirmeyiz.